Günaydın, günaydın. Yüzüm gözüm bir şey şekilde uyandım. Birazdan yolculuğa çıkmak için hazırlandım. Ben bu arada şiir okuyorum anladığım kadarıyla. Ankara Kahve Festivali'ne gidiyoruz Bengi ile birlikte. Birazdan gelip alacaklar beni. Ve arabayla hep birlikte uzunca bir road trip'le Ankara'mıza varacağız. Sonra da festival. Bakalım neler olacak. Ankara'ya ilk kez gidiyorsun galiba Bengi, doğru mu? Asla ilk kez gitmiyorum. Ben de ilk kez gitmiyorum. Ne güzel bir ortak yanı. Aynen. Çok yanlış yere bakıyorum. Evet ya, şuraya bakmak gerekiyor. Ben de ama gibiyim genelde bu videolarda. Aşkım, ben uyku pekliği çekiyorum. Önemli bir günün bir öncesinde ben uyuyamam. Allah Allah. Evet. Ben de çok çok az uyudum açıkçası. Neden? Peki Bengim, Efendim. Madem birbirimizi zor duruma düşürmek demişken, sahnede hiç endişelenmiyor musun? Mesela sahneye çıkacaksın, sahnede konuşacaksın, yüzlerce insan ağzının içine bakıyor Sus. Bir olacak. kere çok değerli bir tiyatro oyununda anksiyete krizi geçirdim. Ne? Ve yanındaki insanlara ya tokat atarsam, onları tutturur, küfür edersem diye çok korktum. Niye tokat atasın Ve aklıma en yanındakilere? kötü o geldi. Şimdi burada da aynı yollardan geçeceğiz. Yardımcı olursun artık. Elimden geleni yapacağım seni zor durumda bırakmak için. Ama şeyi hep düşün, olur mu? Böyle zorlanırsan, eğer kendini kötü hissedersen, hani biri Ona sadece mesela söyleyeceğim. saçına bakmaya, biri sadece gözüne bakmaya, biri sadece ne bileyim kulağına bakıyor o sırada. Senin ne dediğini Yapma. dinlemiyor olacak. Böyle Yapma. şeyleri sakın aklından çıkar. Canım dostum benim, teşekkür ederim. Peki bizim kahveye biraz ihtiyacımız var mı ya, sence? var, hadi daha ne zaman? Yolda şimdi yüklenmeye Hadi başlayalım. ya. Çok soğuk. Bengi şimdiden mega soğuk, ne yapacağız? Şimdi Ankara ayazı gerçekmiş. Ankara ayazı, yani Evet. şimdiden ruhumuzu kesmeye başladı Geçti. ve daha neredeyiz biz? Daha Ankara'nın yakında bile değiliz. Bu Aşkım. ikinci dinlenme tesisimiz şimdi zaten. Baba, baba. Farkınız var mısınız? Sen hep böyle mi konuşacaksın gün boyu? Evet. Allah. Bize sürekli soğuk deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli çok ne soğuk yapalım? diye mesaj atıyorsunuz. Ankara'ya gelmeyin, çok soğuk. Yemeğe geldik. Ay ay amor. O kadar açım ki. Bir de güneş var burada. Hani soğuktu arkadaşlar Ankara? Geldik festival alanına. Şurada konuşmayacağız değil mi Bengi? Lütfen, rica ediyorum. Merhaba. Bengi, ana sahnede çıkacağımızı öğrendik. Neler söyleyeceksin? Çok geç öğrendik. Dev bir alanda çıkacağımızı. Bir şey olmaz. Öyle mi diyorsun? Sen bana bakacaksın, ben ayağıma bakacağım. Aynen öyle. Ay yava ye bir şekilde. Gel sana şuradan bir kahve yapayım, gel. Benim makineden var burada. Ben yapacağım kahvemizi izninizle. Bengi, seninle şu kahve yapma işine girememiştim. Ne istiyorsun? Nasıl istiyorsun Hayır, kahveni? Ben, bak, bir şey istiyorum. Benim bir modum var. Hepsine baktım, hepsini denedim. Lütfen basımlar mısınız kafiye? Basım. Sen standart söylüyorum. Kafiye. Evet. Okey. Hadi bakalım. Çok baktım, çok. Bunu böyle yapıyorum bak. Olayını, çekirdeği. Ha, buraya kadar. Hmm. Bir aşağısı. Bir dakika, çünkü şu ekstra şat oluyor. Basıyorum. Bas. Bas. Çok çok hoş bir kahve. Yani bana güven. Bana ihtiyaç kalmadı, helal olsun. Güzel bir ayar, evet. Benimki de buna yakın bu arada. Al bakalım Bengi'cim. Sana kendi elinle yaptığım bu kahveyi. Çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Nice. Usta bir elden çıktığı çok belli. Festival alanı bayağı genişçe ve hafif karışık ama arkadaşlar... Şu an orayı gezip de bir şeyler çekemem çünkü birazdan şu sahneye çıkacakmışız. Bunu öğrendiğim için gerginlikten bayılacağım şimdi. Şuraya bakın. Ve Melike'nin sound check'i var şu anda. Bizden sonra da Melike Şahin çıkıyormuş. Ya mükemmel bir şey bu. Karavanımıza geldik. Makyaj zamanı ha Bengim. Tabii. Çok
çok önemli, çok çok değerli. Ben gergolandım. Neyse ki arkadaşlar şey gibi giyindim. Eski bakan gibi giyindim de bugün neyse ki. Ne sen alaka, o denimlere sığmazsan. Doğru mu ya? Ben bu denime sığmazam. Keşke uyusaydım. Keşke bir iki saat de olsa uyusaydık bugün. Neyse. Sürekli uzarsan öyle, bir şey yapamadım. Öyle göğe bakarak yapılıyor değil mi market? Ulan helal. Arkadaşlar Ankara'ya gelmişken Ankara'nın nesi meşhurdur? Üç şeyi falan. Yani biri de İbrahim Kaç ve merhaba. Demir. İnanılmaz. Bakar mısınız arkadaşlar? Favori şu an heyecandan. Kitap YouTube kanalım. Yani siz de eğer hala takip etmiyorsanız Ebru Aykaç'ı tavsiye ediyorum. Yani çoktan takip ediyorsunuzdur zaten de bu kanala kadar vardıysanız. Çok mutluyum. Bayağı tanıştık burada Demir'le de yapalım. Ben çok heyecanlıyım. Böyle aslında böyle sıkıştırmak falan istiyorum ama ayıp olur diye elimiz yapmıyor. Arkadaşlar bunu bir de hediye getirmiş Ebru Hanım. Beyaz tuvali ve asla piyasada şu an bulamayacağınız havamı da atayım. 7. günü getirmiş bana hediye olarak. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Ben daha çok mutluyum. Heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Of of of. Melike'nin davul setinin başına geçiyorum. Ay gelmiş insanlar. Bengi insanlar gelmiş ya. İnsanlar gelmiş. Ne yapacağız? İnsanlar niye geldiniz? Senin anksiyeten yok. Senin anksiyeten yok. Aynen öyle. Benim de anksiyetem. Aynen öyle. Benim biraz var bu arada. Biraz var. Çok evet, az var. Benim, halledeceğiz. Benim bayağı, biraz bayağı var. İnsanız. İnsanız. Halledeceğiz. Aynen öyle. Şu tipimize bak. Böcek gibi geldi buraya. Şuna bak, bir hayvana benziyorum ama çözemedim. Çok çok hazırsın, çok. Yok bir dakika, ne oldu, bir şey oldu, ben de bakacağım. Bu ne böyle ya? Bitlemesine video ha günümüzde. Ama ne bileyim ben. Benim bir vlogum yok ki. Nereden bilirim? Oy 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 oy. Vay 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 vay. Ne? Haydi bakalım. Buyurun Bengi. Haydi. Öyle mi? Evet. Bu ne? Ormancı gibi çıkmıyor muyuz? Ne kadar nereden ineceğim ya? Artık mikrofonlarımız açılıyor. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Nefesim düzenlenirse... Çok çok gerginim. Öncelikle hiç böyle bir şey hayal etmemiş. Ben de sizler gibi Philips'in alanına gitmiştim. Öncelikle orada olacağız diye düşünmüştüm. Sonra ana sahne olduğunu öğrenince ufaktan tatlı bir anksiyete krizimizle buradayız. Philips'le kahve sohbetlerine hoş geldiniz. Anksiyete kriz demişken... Senin şu beyaz odalarda deliren popçu... Ya bu nedir arkadaşlar? Önceki bu görseli rağmen geldiğiniz için hepiniz benim için çok çok özel. Hoş geldin Metin Aroma. Burada burası inanılmaz sıcak. Dünden beri ben sürekli... Ben sizi görmüyorum. Çok savuk, çok savuk gibi bir mesaj. Savuk, savuk diye bu çocuğa mesaj atmışsınız. Sadece savuk yazmışsınız. Babasıyla geldi. Akşam olmaz aşkım. Kahve içmem lazım bayıldan beri. Ben bu insanı olmuyorum. Yazıklar olsun Ankara. Yazıklar olsun Ankara. Ya ne savuğu ya? Asla savuk falan değil arkadaşlar. Ya yandım bitti. Yani dershane falan dönemi vardı ya. Bizim dershanede şey patlamıştı. White mocha. White mocha içler. Arkadaşlar pembe klasörü koltuğunu alsa alan kız solun. White mocha da alıyordu. Böyle bir şey olamaz. Ve benim de tabii ki hayat boyu en yakın arkadaşım hep o pembe klasörün kolusunu asamış olan kızlar olmuş. Evet, o kızlarla bir de sarışın parmağım arası yukarı kaldırıyor. White Mocha'nın sipariş ediyoruz. Çok uzun bir süre. Ha bu şekerle ne yapacağız? Ya sen öyle olmadın mı? Yemin ederim böyle ol. Arkadaşlar balçık fazlasıymış. Yani mega şeker ve şeker şurubunun içinde gerçekten sulu bir damar tıklıyor. Ben kahveyi de arıyorum bulamıyorum ağzının içinde. Kahve nerede arkadaşlar White Mocha'daki? Ya o kadar cevap ver, bak kahve içmek zorunda değilsiniz. Şurubu içmanı istiyorsunuz yani. Hem hala devam edebilirsiniz sıcak çikolataya, bazı şuruplu içeceklere. Ya arkadaşlar şeker kaynatın tencereni. Yemin ederim o noktaya falan gelmiştim ben. İçine süt atın. Peki bana mesela... böyle belli başlı kahve türleri var ya. Çok spesifik kahve var. Evet, mesela ben çok detay bilemem, kendimi çok iyi ifade edemem. Burada aynı kahve fesleri birazdan sıfı asacaklar. Spesifik kahveyi götürüyor gibi bir halde. Hayır, ben kendim götürüyorum. Ben de kendim götürüyorum. Ağzımın ne istediğinde haberim yok ki. Ben sizin anneme söyler gibi kahve falan gibi gösterip işte o mu, hayır öbürü süt. Ben şeyi biliyorum, sütlü kahve, sütsüz
kaldım. Biz buraya hazırlanmadan geldiğimizi fark ettiğimizde sizin de fark ettiniz. Birbiriniz hakkında merak etmeyeceksiniz hiçbir şey diyeceksiniz. Birbirinize karşı. O yüzden kahve ile ilgili buraya gelmişsiniz sonuçta. Bir kahve festivali yapmışsınız. 20 dakikadır birbirimiz geldi. Sadece bizi konuştuk bu arada. Evet, evet. Kameralar çok kahve ile ilgili bir takım çok ilginç bilgiler getirdi. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde. Şimdi çok tanıdığım biriyle muhabbet ederken ya da çok az tanıdığım biriyle muhabbet ederken ne yapacağımı biliyorum. Ara bir kademe var. Evet. Ya o da konuşuyor o ara kademe. Genelde selametle geçebilirsin ya da telefonla konuşup görmemiş bile yapabilirsin. Bu sözsüz bir anlaşmadık ya. Ona müsaade vermiyor. Ne haber işte nasılsın? Sen de 4 sene önce son şeyde görüşürüz. Şey söyle, ben o sırada hangi gözü alacağım şaşırıyorum, kalp atışım çok artıyor, kulağım uzamaya başlıyor, ayağıma bakıyorum. Çünkü ben bu anksiyeteyi yaşarken bu sosyofobimi bastıracak bir bilgi atabilir misin üzerime? Konuşurken onu düşünüyorum içimden. Ha, hemen 4 yıl sonra ilk kez birini görüp ona... Evet, bir... içimden o bilgiyi, hap bilgi olabilir, onu tekrar ederek hayata tutacağım. Yanındaki bilgilerden birini bunu uyarlamaya çalışsın. Herhalde bir bilgi olur, bilgidir. Şöyle diyebilirsin, mesela kim bu kişi? Geliyor yanıma. Dilersen canlandırıyorum. Ya. Lütfen. Yani bilmiyorum okuldan falan hiç arkadaşım olmamış ama okuldan tanış olduğum biri olabilir mesela üniversite. İki de hatırlıyor musun? Bir sene sizin okulda okumuştum. Ya asla hatırlamıyorum ama sen şey biliyor musun bu arada? Çok kötü bir geçiş. Şimdiden elendim. Hatırlıyorum hangi okulda? Ne olur lafını unutma. İçine süt katılmış kahvelerin sade kahveden daha uzun süre sıcak kaldığını biliyor musun bu arada? Aynen tamam çok kendi çok iyi bak. Çok iyi bak çok sağ ol gördüm seni. Hatırladım diyecektim aslında. Tamam önemli değil. Tabii yine karşılaştık bir ara. Peki biliyor muyum? Yok. Eski Arap kültüründe, kültürlerinden birinde eve az kahve gelmesi boşanma sebebiydi. Ne? Kız istemedi. Denk geldi yemin ederim denk geldi. Neyse arkadaşlar, bizim söyleyeceklerimiz galiba aşağı yukarı bu kadar. Aşağı yukarı bu kadar, biz ayrılmışız. İnanılmaz bu bomboş sohbeti dinlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Yani bizim eve de gelin. O aşağı yukarı böyle muhabbet dönüyor. Çok teşekkür ederiz kardeşim. İyi eğlenceler. Haydi, görüşürüz. Bengiş oldu ha bir şekilde. Oldu. Vallahi güzel oldu ha. Goy goyumuzu yaptık, muhabbetimizi ettik. Çok hoş, ne rahat ettik biz bu Ankara'da. Bir şekilde öyle. Rahat ettik ha. Bir de çok tatlı bir crowd vardı. Yalnızca neşeli, mutlu insanlarla dolu bir crowd vardı. Ne zaman kafamı çevirsem birileri gülüyordu bize. Aynen öyle. Çok hoş. Abi, üzücü mü, hoş mu birilerinin bize devamlı şey gülmesi. Bence neler söyleyeceksin? Lastik patladı. Olsun. Çok Allah şansımızı baktığımızda hep böyle açık etsin. Öyle bir kitap evine yakın mıyız acaba? Kitap evine mi? Değiliz. Değilizdir inşallah mı Bengi? Biliyor musunuz bizim arabamız yolda kaldı yani lastiğimiz patlayınca yol yardım bir saatim var dediler. Evet bir saati var dediler. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık biliyor musunuz? Zaten aklımızda olan bir şey vardı ama yetişemeyeceğiz bilmem ne diye salmıştık. Baktık ki baktık. Söyle artık. Arkadaşlar. Bu oldu gerçekten. Bengimizi kitapçıya getirdik. Hem de Ankara'nın en merak ettiğim kitap evlerinden birine geldik. Çok çok mutluyum. Çıldıracağım. Çok mutluyum. Şunun mutluluğuna bakın. Ne oldu? Kitap evinde güzelce gezdik, alışverişimizi yaptık. Bengi sen de bir güzel bir şeyler aldın Güney'e. Yunan'la kitap aldım. Kitabınız çok çok hoş. Bunun aldım değil mi? Birer tane rahatlama kitabı. Arkadaşlar hepimizin dinginliğe biraz ihtiyacı var. Ha ne diyorsunuz?